Arka planı belki şöyle bitirelim, ardından o çöp krizini biraz konuşalım. Hristiyanlar dediğimizde de Lübnan'da tek bir bloktan bahsetmiyoruz. Yani şu an mesela adları en ön planda olan Cumhurbaşkanlığı için Michel Aoun ve Semih Cağca, bunun ikisi de Hristiyan, birbiriyle çarpışan iki kampta yer alan. İşte bunlar 8 milis, milis lideri. 8 Mart ve 14 Mart grubu. Bir tanesi pro Suriye olarak bilinen, Suriye taraftarı olarak bilinen. Bir tanesi de anti Suriye olan olarak bilinen. Bu anti pro kavramının aslında o Lübnan'daki Suriye işgali boyunca ortaya çıkmış bir kavram olduğunu söylemek lazım. Yani bu son gelişmelere bağlı bir değil. Suriye'deki çalışmayla alakası yok. Çok uzun süredir devam eden bir ayrımdan bahsediyoruz. 8 Mart ve 14 Mart diye iki tane blok. Bu blokların içerisinde Hristiyan gruplar var. İşte Hristiyan gruplarla birlikte hareket eden Sünni gruplar var veya diğer blokta Hristiyanlarla birlikte hareket eden Şii gruplar var. Hizbullah'ın birlikte hareket ettiği, ittifak içerisinde olduğu şeyler var, partiler var. Yani Lübnan'da yaşananlar sadece bir Hristiyan, Müslüman, Şii, Sünni ayrımından kaynaklanan bir siyasi kriz olarak resmetmek doğru olmaz. Değil. İşte bu siyasi tecrübe, değişen ittifak ilişkileri, çok oynak ilişkilerden bahsediyoruz aynı zamanda. Bütün bunların ortaya çıkardığı belirsizlik ve zaten sürekli bu yapının da bir kalıcı hale gelmesi insanların aidiyetiyle ilgili bir, yani devlete olan aidiyetleriyle ilgili sorun oluşturunca zaten bir iç savaş tecrübesi var. Altyapı çökmüş durumdaydı uzun dönemler boyunca. Ha, Beyrut'un merkezine giderseniz kendinizi Los Angeles'ta, New York'ta falan zannedebilirsiniz. Evet, tamam. Yani merkezde. Sadece merkezde bunu. Ama başka taraflara gittiğiniz zaman bambaşka bir atmosferle karşı. Dahiye'ye gidin mesela, hala İsrail'in o hava saldırılarından kalma şeyleri görmeniz mümkün. İşte bu uçlar, aşırı uçlar, bir yandan çok lüks bir yaşam, bir yandan çok zor bir yaşam. Bütün bunlar aslında biriken bir öfkenin yansıması bugün. Şimdi çöp krizi çok basit bir şey olarak görünüyor ama her şey böyle basit meselelerden kaynaklanıyor. Şimdi ekranda da görünüyor. Evet. Lübnan'ın merkezinde, Beyrut'un merkezindeki çöp merkezi, çöp toplama merkezi kapatılıyor. Fakat bir alternatif bulunmadan kapatılıyor. Ardından alternatif olarak Akkar'dan bahsediliyor. Akkar da Türkmen nüfusunun yoğun olduğu bir yer. Ve Lübnan'ın böyle daha yani alt sınıf diyebileceğimiz iktisadi olarak alt sınıfların yaşadığı bir bölge. Şimdi yaşanan tartışma sadece rüşvet, yolsuzluk vesaire tartışması da değil. Aynı zamanda bir sınıf tartışması da. Onu da gözden kaçırmayalım. Yani Akkarlılar, yani siz senelerdir buraya yatırım yapmıyorsunuz. Akkar aklınıza çöpleri yığmak için mi geldi tarzı Beyrut merkeze sistemlerini gönderiyorlar. Artık burada tabii son dönemde bu hareketin ortaya çıkmasında Hizbullah'ın ağırlığını koyduğu bir yapı vardı şu anda Lübnan siyasetinde ve bundan ciddi ölçüde rahatsız olan. 2006 sonrası. Evet. Bunlar rahatsız olan diğer grupların ve işte Cumhurbaşkanı'nın seçilememiş olması, meclisin işte sürekli olarak görev şeyini uzatması ve siyasi sistemin bir dengeye oturamamış olmasında bunlar rahatsızlık duyan diğer gruplar kendileri hissettiler. Çünkü unutmamak lazım. Lübnan'daki bu İsrail işgali sonrasında ve iç çatışmalar, en son İsrail'in saldırısından sonra oradaki grupların silahsızlandırılması gündeme geldi. Fakat Hizbullah bunun dışında bırakıldı biliyorsun. Dışında bırakılınca İsrail olan mücadele dolayısıyla bu Hizbullah'a inanılmaz bir şey sağladı. Avantaj. Hareket alanında. Diğer gruplara nazaran. O da bunu kullandı ve siyasi olarak etkisini artırdı. İşte diğer gruplar da bunlar rahatsız oldukları için bu tür olaylar üzerine alevlenen bir tepki, siyasal tepkinin sokağa dökülmesi olarak görebiliriz. Sen söyledin ya iç savaş sırasında birer milis lideri olanlar şimdi siyasi figür olarak ön plana çıktı. Aynen. Hizbullah da aslında yani silahlı bir örgütten bu süreçte 2006 sonrasında özellikle bir siyasi parti olarak yani belki de devlet içerisinde devlet anlamında bir yapı olarak ön plana çıktı. Bir haftanın tweetine bakalım hazırsa istersen, ondan sonra devam edelim. Arap Baharı'nın ardından uzun süre halk rejimi devirmek istiyor sloganı duymamıştık. Bu slogan Beyrut'ta yeniden doğdu. Şimdi Şab Yurid Iskat-ı Nizam. Bunu çok duyduk Arap devrimleri sırasında. Burada ama daha çok o leş gibi kokuyorsunuz, pis kokuyorsunuz veya kokuyorsunuz diye çevirebileceğimiz bir sloganla ortaya çıktılar. Ama beraberinde bu meşhur slogan da kullanılıyor. Bu aslında sanırım alakalı. Yani bir taraftan
devletin işlememesi, diğer taraftan da yolsuzluk. Bunun ikisi birleşince aslında Arap devrimlerinin kökenlerde de bunlar vardı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Irak örneğinde de bu çok bariz bir şekilde kendini gösterdi. Bugün Arap dünyasında pek çok yerde ortaya çıkan ayaklanmaların sebebinde bir yandan siyasi talepler olduğu kadar bir yandan insanların normal vatandaş olarak görmek istedikleri hizmetleri görememelerinin sebepleri var. Yani işte elektrik kesintisinden bahsettik. Yani oldukça sıcak bir dönemde yaz aylarında elektriklerin sürekli kesilmesi, sürekli bir şeyin olmaması, düzenli bir elektrik sağlanamaması, çöplerin toplanmaması yani. Bütün temel bunlar, belediye hizmeti. Temel belediye hizmetlerinin dahi sallanamıyor olması insanların tepkisine neden oluyor. Bir de siyasilerin burada işte Cumhurbaşkanı'nı seçememeleri, parlamentonun görevini yerine getirememesi, bütün bunlar bir araya gelince yani bir yandan devletin yönetimi açısından, bir yandan da temel hizmetlerin sağlanması açısından beklentiler karşılanmayınca insanlar da sokağa döküldü. Yani bu aslında diğer yerlerde çok farklı bir durum değil. Şimdi harekette böyle bir siyasi blokla başlamış bir hareket değil. Yani söylemde sadece bu söylemde birlik var ama çok farklı kesimlerden geliyor. Böyle siyaseten güçlü bir ekip değil. Bu bir taraftan avantaj, bir taraftan dezavantaj. Avantajı tamamen sivil bir hareket olması. İşte insanların çoğundan destek alabilmesi. Ama diğer taraftan da ele geçirilmeye müsait bir hareket. Şeyde ne derler, Hizbullah'ın özellikle burada o hareketi ele geçirme için ciddi manada çaba sarf ettiğine dair şeyler var, mesajlar var. Hem Hizbullah tarafından hem göstericiler tarafından. Yani bunun hali hazırda devam eden siyasi kavgalar için bir malzeme olarak kullanılabileceği düşünülebilir. Şey olur mu yani, o iskat-ı nizam noktasına ulaşır mı? Soru işareti var. Zaten şu anda ortada bir düzen olmadığı için evet. ne kadar devrilecek göreceğiz. Belki bu o bahsettiğimiz başta işte mezhepsel dini ayrım, aslında Taif Anlaşması bunu kaldırmayı öngörüyordu. Bir meclis, şura meclisi oluşturulmayı, dini liderlerden oluşan. Fakat o kotaları kaldırmayı öngörüyordu Taif Anlaşması. Fakat bu uygulanmadı. Belki Taif Anlaşması'nın yeniden uygulanması gündeme gelebilir mi? Bir o var, bir de aslında Taif Anlaşması sonrasında nüfus yapısındaki değişime benzer şekilde biraz daha Müslümanları, özellikle de Şii grupların ağırlığını yansıtacak bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ama bugün karşı karşıya kalınan sıkıntıların altında işte 2006 savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni durum, Hizbullah'ın silahlı bir aktör olarak diğerlerine göre çok daha etkin hale gelmesi ve ordunun gerçek manada çoğu zaman görevini yapamamasının bir etkisi de var. Ve tabii bu çok komplike bir sorun. Yani sadece bu bugünkü hizmetlerle alakalı değil. Hakikaten aslında yani Suriye'den, İsrail ve Filistin'den bağımsız olarak kalsa, bu türden sorunların etkisinden arındırılmış olsa bile Lübnan'ın kendi içerisindeki sorunlar başlı başına uzun vadeli çözümler gerektiren sorunlar. O yüzden bu çöp krizi aslında bunun bir yansıması, yönetilememenin bir yansıması, devlet krizinin bir yansıması. Çok kolaylıkla ortadan kalkacağını düşünmek gerçekçi değil. Yani çöp krizinin ortadan kalkması o belki kalkar. Erken planda düşünülmüş. Bu konuda verilen teklifler de reddedildi. İnsanlar da karşı çıkıyor. Evet. Çünkü çöpü kimin toplayacağını bile yine bir yolsuzluk, bir nepotizm, yine bu mezhepsel dini ayrılık meselesine... Veyahut da nereye atılacağı da evet, tartışma konusu. Yani şeyin çok ilginç tweetleri vardı. Velid Can Bulat'ın bu konuda ilginç tweetleri vardı. Yani çöpü de şey olarak toplayalım, yine dini mezhebi ayrılık... Kotalara göre. Kotalara göre toplayalım diye. Yani bu işin tabii ironisi, fakat bu işi bile yani bütün şeyin, halkın şikayet ettiği bir meselede bile, bu kadar gözün önündeki bir meselede bile hala yolsuzluk içerisinde işte uğraşanlar, bunu bir rant aracı olarak görenler maalesef Lübnan'da var. Belki bu hareket bu konuda biraz ilerleme kaydettirebilir ama o Taif, bilmiyorum, Taif hala bir soru işareti olarak duruyor. Eğer ilerleme olacaksa da senin de dediğin gibi sanki biraz daha Hizbullah'ın ağırlığının hissedildiği yeni bir sistem oluşturulacak gibi. Şunu da unutmamak lazım. Bir sıkıntılardan bir tanesi de ağırlığı olan siyasi figürlerin pek fazla ortalıkta olmaması. Yani mesela Hariri varken, Baba Hariri varken bir onun etrafında bir Suudi Arabistan'a desteğiyle bir yapı oluşturulabiliyordu. Hı hı. Fakat bugün bu türden toplayıcı, bütünleştirici bir siyasi figürün olmayışı Lübnan'ı zaten kendi iç sorunlarına daha da çözülemez hale geliyor ve dışarıdan buraya müdahalenin önünü daha da fazla açıyor. Bütün bunlarla beraber sorunlar kronik bir hal alıyor. İçinden çıkılamaz hale gelince de işte
kaçabilen, fırsatını bulabilen isimler de buradan gidiyor, uzaklaşıyor ve bunun sonucunda da Lübnan kendi iç sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor ve Suriye krizinin getirdiği mülteci yükü de bunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. En son 26 veya 27. turdu zannedersem Cumhurbaşkanı'nın seçilemedi. Yani ben 26-27'de bıraktım. Şey yapılamıyor. Oylama için gerekli çoğunluk sağlanamıyor tabii. İşte. Çünkü boykot, Hizbullah örneğin boykot ediyor. Gerekli sayı olmadığı için Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Muhtemelen o Taif anlaşmasına benzer bir uluslararası şeyde çerçevede sanki siyasi bir müdahale ile ancak çözülecek gibi. Yani ülke içerisinde etkili olan aktörlerin devreye girmesiyle ancak bir çözüm bulunacak gibi bir şey var, ne derler, bir gidişat var. Orada bile şöyle bir risk var. Suriye'deki kriz devam ederken, Irak'ta şurada burada bu kadar kriz yaşarken Lübnan'a kim bu kadar ağırlık verip yönelecek? Ondan da insan biraz düşüncelere